Selam yumurseverler, yeni bir mikroskop videosundayız ve bu bölümde önemli bir güncellemeyle başlıyoruz. Öncelikle 3 boyutlu yazıcıdan yaptığım bir aparat sayesinde mikroskopa 4K kamera bağlayabildim. Bu sayede mikroskopla baktığım şeyleri siz de çok daha net bir şekilde görebileceksiniz. Önceki mikroskop videolarının bir tanesinde demiştim ya, benim buradan gördüğüm gibi göremiyorsunuz siz diye. Bundan sonra benim gördüğüme çok daha yakın bir kalitede görebileceksiniz özetle. Ve bu videoda bakacağım ilk şey bir iPhone 4. Reddit'te okuduğum bir konuda iPhone 4'ün içinde bulunan mikroçiplerde pek çok farklı gizli resim bulunduğunu söylüyorlardı. Bu gerçek mi diye öğrenmek için hemen bir tane ikinci el iPhone 4 satın aldım. Çalışır durumda bu arada. Hatta parçalamadan önce birkaç farklı yerine de bakabiliriz. Neresini merak ediyorsun Harun? Mikroskop anlamında mı yoksa telefon anlamında mı? Yani telefonda merak edecek bir şey yok. Kaç senelik telefon? Mikroskopla neresine bakmamı istiyorsun? Valla çiplerine miplerine bakabiliriz. Parçalamadan önce diye sordum ya, zaten parçaladık sonra bu çocuk burada bütün konuyu es geçmiş, yani çipine bakmak için aldım diyorum, çiplerine bakabiliriz yani. Bak abi, ben burada sana kaliteli bir çekim yapmak için kendimi vermişim, seni duymuyorum, anladın mı? Tamam, anladım. Bir ekranına bakalım. Pili çok az bu arada ve bende bu pil şarj aletinden yok. Açılması 45 dakika falan sürecek sanırım. Buraya logosu geldi ama öyle bekliyoruz. Telefon iTunes'tan kilitli bu arada. Yani şu menüler dışında pek bir yere giremiyoruz. Ama illa da renkli bir şeyler görmemize gerek yok. Evet, şu anda beyaz bir bölgeye bakıyor olmama rağmen ekranda gördüğünüz gibi içindeki ledleri tane tane görebiliyoruz. Kırmızı, mavi ve yeşil birleşerek bize beyazmış gibi bir görüntü veriyor. Mesela bir de şuradan kırmızı pil simgesine bakalım. Şu anda pil simgesine bakıyoruz mesela. Aynı bölgedeki ledlerden kırmızı ve yeşili kapatmış. Sadece kırmızıları bırakmış. Bu da bize böyle baktığımızda kırmızı bir pil yüzdesi göstermiş oluyor. Bir de yakından AMOLED bir ekrana bakalım istiyorum. Evet, şu anda da biraz daha güncel bir AMOLED ekranı yakından görüyorsunuz. Mesela burada siyah bir bölgeye gidersem muhtemelen hiçbir şey görmeyeceğiz. Muhtemelen değil, oradaki pikselleri komple kapattığı için dümdüz siyah bir şey görüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Beyaz bir bölgeye bakarsak nasıl gözüküyor acaba? Beyaz renge baktığımızda LCD'den çok da bir farkı yok. Yine mavi, yeşil ve kırmızı şeyler var, pikseller var. Fakat güncel teknolojide dizilimini değiştirmişler. Ortada büyük bir tane mavi şey, piksel. Etrafında küçük 4 kırmızı, 4 yeşil bulunuyor. Bildiğim kadarıyla en iyi ekranlarda bu mavi pikselin yanında bir tane de beyaz piksel bulunuyor. O yüzden beyaz rengi daha doğru verebiliyor. Ama maliyeti sebebiyle çok da tercih edilen bir şey değil. Şimdi şu arkadaşı sökme kısmına geçebiliriz. Keşke çekimden önce bunu nasıl açacağımı bir araştırsaydım ama öncelikle şurada iki vidamız var, bunları sökeceğim kesin. Evet, bundan sonra ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Kenarlarını kırdın mı yoksa kendi mi böyle? Kendi böyle herhalde. Arka taraf cam olsa bile çerçevesini plastik yapmışlar. Nereleri lazım çok bir fikrim yok ama sökebildiğim her şeyi sökeceğim. Kırılsa da çok umurumda değil çünkü geri toplama şansım yok. Şu an içimden ne geçiyor biliyor musun? Şuradaki şu eski soketi Type-C ile değiştirmek. Sanırım benim ihtiyacım olan şeyler şu bölgede ve sökemediğim tek şey bunlar. Ya şaka gibi, şuradaki şey tutuyormuş. Sim kart şeyi var ya. Keşke aklıma gelseydi de bunu önceden çıkarsaydım. Evet, şurada kameramız var. Kameranın sensörüne de bir bakasım geliyor bu arada. O yüzden bunu kenara ayıralım. Bence şu bölgede işime yarayacak bir şey yok. Bu metal korumalar da büyük ihtimal ısı dağılımı için diye tahmin ediyorum. Bunları söktüğümüzde altından çipleri görebilmemiz lazım. Telefonun işlemcisi burada bulunuyor, A4 işlemci. Yanında yine birkaç tane mikroçip var. Aa, şuradaki pedlerin altında bir sürü çip varmış. Bir saniye, göstereceğim şimdi açıp. Bunlar ısı iletim pedi herhalde. Şeylerde, bilgisayarda SSD'lerin üstüne falan yapıştırıyoruz ya. Öyle bir anlatıyorsun ki böyle yapıştırıyoruz ya mesela. Herkes biliyor, ben bilmiyorum mesela. Seninle kaç tane bilgisayar topladık, hepsinde şeydeydin, buradaydın. Tamam da bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tamam, bul önceki videolardan, koy buraya. Burayı kestik.
Evet, korumalarını söktüğümüzde telefon dediğiniz şey aslında şundan ibaret. Yani şundan ibaret dediğim şeyin üstünde çok fazla şey var tabii de. İşlemci, RAM, işte ses kontrolcüsü falan, bunların hangisi tam olarak ne bilmiyorum şu an. Doğaçlama gidiyorum. Ama telefon dediğiniz şey bu işte. Daha önce hiç PCB üzerinden çip sökmedim. O yüzden umarım başarılı olacağım. Böyle bir ısı tabancasıyla falan söküyorlar. Tek böyle olacakmış gibi gelmedi bana ama biraz kaba kuvvetten yararlansam ne olur? Oh. Yanma! Aha, başardım. Umarım düzgün durumdadır ama şu an hiçbir fikrim yok. Oh, çok kötü koktu. Acaba işlemcinin silikonu şurası mı yoksa bunun altında mı bir şey var? Bence bunun altında ama önce bir bakayım yine de. Evet, sanırım bunun da altına ulaşmamız gerekiyor. Burada görecek pek bir şey yok. Ve bu durumdan çok hoşlanmadım. Daha fazla yaksam olur mu? Yanlışlıkla çok kötü çizdim. Ya da burası zaten soymam gereken bir şey mi? Şu an çok etkileyici bir görüntü var ama burası da bence silikon değil. Hatta bir PCB gibi duruyor ya. Dur bir dakika. Evet, küçük lehim şeyleri var, taneleri var. Ben az önce kazırken bayağı bir zarar vermişim. Ve burası bir PCB kesinlikle. İşlemci nerede? İşlemci arka tarafında değildir umarım. Bakın şu an gördüğünüz şey benim yanlışlıkla çizdiğim çizik. Şu ortadaki kahverengi kısım bakın. O minicik el kaymasının buradaki etkisi sanki devasa bir yıkım gibi. Ve şu an aşırı yakından da bakmıyorum. Yani biraz daha yakınlaşabilirim. İyice yakınlaştığımda tamamen farklı bir dünyaya bakıyormuş gibiyiz yani. Çok alakasızmış gibi duruyor. Acaba silikonu tam tersi yönünde mi? Şu arka tarafında olabilir. Galiba buldum. Galiba aynı zamanda parçaladım. Büyük ihtimalle şurada kalan parça işlemcinin %20'si falan. Tabii tamamen alakasız bir şey de olabilir. İşlemci diye düşündüğüm hiçbir şey işlemci çıkmadı. Aşırı derecede içinden geçtiğim için emin olamıyorum. Ama bence şu an gördüğümüz şey bir işlemci silikonu. Üstünde de garip bir kaplama var. Sanırım sonunda bir tanesini temiz bir şekilde açmayı başardım. Hiç emin değilim ama bunun üstünde bir şeyler göreceğiz gibi geliyor. Evet, şu anda kesinlikle bir mikroçipe bakıyoruz. Temiz bir şekilde açtığımı düşündüğümü bile bir dünya yerinden kırmışım ve çizmişim. Ama ilerleme var. En azından bu sefer bir mikroçip görüyoruz. Şurası bayağı ilginçmiş. Köşe tarafında ne ki bunlar? Yapışkanlığın şeyi mi acaba bunlar, kalıntıları mı? Üstlerinde bir çeşit kaplama var. Bu kaplamayı sökmek için asit falan mı kullanmam lazım acaba? Nasıl sökeceğim bilmiyorum. O görüntüyü bayağı bozuyor. Üstünde böyle cam gibi ince bir şey var ya. Ve muhtemelen telefondaki en sıkıcı çipi seçmeyi başarmışım. Üstünde hiçbir şey yok. Sanırım aradığım mikroçip bu. Maalesef çipi ikiye kırdım ve kalan yarısı nerede bilmiyorum şu an ama sanırım aradığım çipi buldum. Yani emin olamıyorum şu an. Üstünde resim arıyorum bir taraftan. Şu an tam ortada gördüğünüz şey Calimero. Çok eski bir çizgi film yani. Ben bile izlemedim. Sizin de çoğunuz izlememiştir diye düşünüyorum ama sanırım Tweety'nin esinlenildiği çizgi film bu. Kafasında şöyle yumurta falan olan bir civciv. Şu an baktığım şey de bir köpek suliyetine benziyor gibi, şu ortadaki turuncu çerçeveli şey. Benim bu çipin kalanını bulmam lazım. Ama hangisi? Çok fazla parça var, keşke temizleseydim. Bulamıyorum maalesef. Şuradaki binlerce küçük parçadan bir tanesi. Sadece iki resmi bulabilmiş olsam bile en azından doğru olduğunu teyit ettik. Başkalarının bulduğu görselleri de Harun sen şuraya koy şu an görsünler. Yani bunlar da var bu çipin devamında ama bilmiyorum nerede. Neyse. Telefonla ilgili bakmak istediğim başka bir şey yok. Bunu anı olarak saklamak ister misin abi? Onun ekranını kırsak ya. Niye? Kır işte, vur bir tane, Allah Allah ne olacak? Ya niye kırıyorum? Çöp değil mi zaten? 18 yıldır sağlam kalmış burada. Sağlam. Oha çok sağlam. Dur bir dakika, bir şey deneyeceğim. Şu gördüğünüz aparatın ucunda şey bulunuyor. İsmini bilmiyorum da şu otobüslerde falan kırmızı çekişler oluyor ya, içinde kalırsanız kırın diye. Bunun burası o.
Vaaa! Neyse, bunun da işe yaradığını öğrenmiş olduk. Benim en büyük fobilerimden bir tanesi filmler, diziler sağ olsun hani böyle arabayla giderken uçurumun kenarından düşüyorlar, içeri su dolmaya başlıyor, tekmeliyorlar, açılmıyor falan bir şeyler oluyor ya, bunu o yüzden aldım. Ha, öyle bir şey yaşasan onu arabanın içinde bulacaksın, alacaksın, camı kıracaksın. Sen ne yapacaksın mesela? Ben bunu arayacağım gerçekten. Sen ne yapacaksın o sırada? Ben camı tekmeleyeceğim. Evet, şimdi sırada yumuşak bir şeyimiz bulunuyor. Hüsnü baba oldu bu arada bilmeyenler için. Şu an tam bir baba modunda değilim. Bak, bakışlara bak. Şu an emekli albay yani. Camdan sarkıyor böyle aşağı doğru. Yavrunun videosu yakında gelecek bu arada. Şu anda çok dokunamıyoruz Asya emzirdiği için. Böyle bir dokunmaya falan başladığımızda videosunu tamamlayıp yayınlayacağım. Video geldiğinde kaçırmamak için abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Eğer beğen butonuna basmadıysanız şimdiye kadar, ona da basarsanız Hüsnü bayağı sevinir. Neyse, Hüsnü'yü niye getirdik buraya? Çünkü Hüsnü'nün tüyüne bakmak istiyorum. Çinçilalar dünyanın en yumuşak kürküne sahip hayvanı ve tüy şeyleri, inceliği. Bir insanınkine göre 50 kat mı inceydi? 150 kat mı inceydi? Çok ince. Öyle bir şey yazıyordu. Mesela şu an tam parmağımın ucunda bir tane tüy var. Buna mikroskopla bile bakabileceğimize emin değilim. Neyse Harun, bir tane saçını ver. İlk önce bir insan saçı bakalım. Al kardeşim. Yeter. Saçımı süpürge ettim, süpürge. Ne oldu oğlum? Sen de mi bakacaksın? Evet, şu an gördüğünüz şey Harun'un kepekleri. Nasıl yani? Saç böyle mi gözüküyormuş yakından? Oğlum gıdıklama, dur. Oha, çok iyi gözüküyor da. Niye saçın bu kadar kepekli gibi gözüküyor? Yani kepek normalde saçın dibinde olması lazım. Saça da böyle yapışıyorlar mı? He, yere düştü, yerden aldım ya. Şu an kendi pis olduğunu hiç kabul etmedi. Biraz daha yakınlaşalım. Şu an saçında nelerle yaşıyorsun bir bilsen. Gel, bir tane tüy ver bana. Hüsnücüğüm bak, şuradaki gri, bir tane gri tüy almam lazım. Bir dur. Sende çok var. Birkaç milyon tane var. Hep de beyaz geliyor ya. Bence hepsi beyaz bunların ama. Yani şu an gördüğümüz şey Hüsnü'nün tüyü. Bir de tam Harun'un saçıyla yan yana yakalasam. Evet, şu an Harun'un saçıyla Hüsnü'nün tüyü yan yana. Hangimizinki daha temiz? Tabii ki Hüsnü'nünki daha temiz. Ama öyle abartıldığı kadar 50 kat falan ince gibi de durmuyor. Gerçi böyle yuvarlak şekilde düşünecek olursak bir 10-15 katı ince gibi. Eşin ne yapıyor? Çocuğun ne yapıyor? Ha? Ekmek getiriyor mu eve? Yavrunun fotoğrafını Instagram'dan arada bir paylaşıyorum bu arada, onu çok rahatsız etmeden, çünkü şu an bayağı ürkek. Eğer takip etmiyorsanız şurada bir yerde Harun çıkarttı yazıyor şu an. Ben de kendi Instagram'dan paylaşıyorum. Harun da boş verin onu. Kendimi de çıkartayım mı bir kere ya? Bir kere ben de çıkayım yanında, olur mu? Tamam, çıksın. Tamam, hadi. İzin verdim. Teşekkür ederim. Şimdi Hüsnücüm, senin yerine gitme vaktin geldi. Başka bir yerini incelememizi istiyor musun? İnceleyelim mi yoksa yerine mi gideyim? Hadi git sen, çocuklarına bak. Çocuğuna. Çocuklar olmadı, bir tane. Gel aslan yeğenim, gel. Şimdi hızlıca günlük hayatta kullandığımız pek çok şeye bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi mesela bir şırınga iğnesi. Hepimizin çok sevdiği, can acıtmayacak diyen ama acıtan o meşhur iğne. Evet, şu anda iğnenin ucuna bakıyoruz. Yakından bakınca tırtıklı tırtıklı gözüküyor, işte bu yüzden acıtıyor. Hiç öyle pürüzsüz mürüzsüz değil bu. Şimdi de Harun'a bunu batırırken bakacağız. Gel Harun. Oldu. Şimdi bir bunu kullanacağım. Kullandıktan sonra bir değişiklik oluyor mu görmek istiyorum. Ucu direkt böyle ters kıvrılmış. Yani bir kere kullandıktan sonra aynı şırıngayı tekrar kullanırlarsa ya da şırınganın ucu yanlışlıkla bir yere çarparsa ciddi acıtır. Şöyle bir çevirmeye çalışacağım. Fakat burada hareket ettirmeden çevirmek imkansız. Benim burada yaptığım ufacık bir hareket mikroskopta çılgın bir harekete neden oluyor. Evet, bayağı deforme olmuş ucu. Hazır burada bir limon varken limon kabuğuna bakalım. Neden olmasın? Şu an şeyleri görüyoruz. Buzdolabından soğuktan çıktı ya. Nem yapıyor üstü. Şu an canlı olarak nemleri görüyoruz. Nem yapışını. Bakın, pıtır pıtır çıkıyorlar içinden. Bir şeyler oluyor. Oha, çok güzel. Böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Başka? Ne görmek istiyorsun Harun? Söyle. Hızlı. Kağıt havlu görmek istiyorum. Kağıt mı? Kağıt havlu görmek istiyorum. Ben kağıt havlu göstereyim sana. Ah. Hemen senin kağıt havluna bakalım. Çok sıkı bir örümcek ağı gibi gözüküyor. Daha da yakınlaşırsam ne olur? Aşırı derecede karıştırılmış bir örümcek ağı gibi gözüküyor gerçekten. Hoşuma gitti bunun deseni. Var mı aklında başka bir şey? Seç. Atıyorum, tut. Jenga'yı mı görmek istiyorsun, tahtayı mı? Tahtayı. Ha. Evet, tahta yakından bu şekilde gözüküyor. Bu zımparalanmış bir tahta yüzeyi. Kahverengiden çok beyaz gözüküyor bu arada. Özel bir şey yok ama. Yani uzaktan baktığınızda yine o tahta deseninin nasıl gözüktüğünü falan anlıyorsun. Şimdi bir tane marul yaprağına bakacağız. Çünkü Harun Bey öyle istedi. Organik ha.
Bahçeden. Yüzeyinde binlerce küçük böyle kum tanesi varmış gibi duruyor. Şu an orta kısmına bakıyorum, yani ortasında şey dal gibi bir şey var ya. Onun çevresinde de böyle tuz gibi bir şeyler var mesela. Şu üstteki şeyler tuza benziyor. Şuradakinin larva olduğuna neredeyse eminim. Değildir belki de, bilmiyorum. Yakınlaşıp bir baktım ama. Marullarınızı yıkayarak tüketin. Ya yani şu anki görseller için hiç iç açıcı değil. Zaten marulları abi bayağı uzun süre yıkıyor insanlar ya, hani böyle şeyler olmasın diye. Evet ama normalde bunları görmemişlerdi işte. Ama yani larva da protein sonuçta ya. Marulun üstündekiler tuza benziyor dedik, o yüzden hemen bir tuz da görmek istiyorum. Yok, hiç alakası yokmuş bu arada tuzla. Ve tuz bayağı güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Bu tuz bu arada gördüğünüz gibi bayağı pembe gözüküyor. Ama burada çok küçük pembe taneleri var. Aslında büyük kısmı yine normal tuz renginde. Kristal. Harun gel. Bir şey daha merak ettim. Bunu internette gördüm. Gerçek mi değil mi merak ediyorum. Mikroskopla parmak uçlarına bakıyorlar. Ve parmak uçlarından böyle minik minik ter taneleri çıkıyor. Getir parmağını. Ben her şeyi aynı anda yapamam. Parmağım buradayken çalışamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Bunun üstüne koy parmağını. Bu eline de bunu tut. Ya oho. Oğlum ne kadar iğrencim lan böyle yakından bakınca. Evet, şu anda seni strese sokmam lazım ki terle. Benim silahım rahat abi. Ben strese girmem kolay kolay ama. Harun, evi terk et. Git artık ailenle yaşa. Niye sen ailenin yanına dönme şeyini böyle kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun ki? Sen sevmiyor musun annemle babamı? Sen niye o zaman gittin kendi yeni ev aldın? Ben... Annemle babamla yaşayabilirdin sonsuza kadar. Burası bir iş yeri. Yani... İş yerinde mi yaşıyorsun? Evet. Benimki iş yeri değil. Evet, işte git oradan. Gitmeyeceğim ya, Allah Allah, gidem. Kusura bakma, öyle bir şey yok. Terlemiyorsun hiç. Terlemem tabii. Ne yapayım, noterden yazı mı yollayayım sana evden çık? Tamam, parmağım çok güzel gözüküyor bence. Hadi yeter artık. Elim ağrıdı yani. Sen niye sürekli hareket ediyor? Ya şu parmağını 10 saniye sabit tut. Olmuyor ben. Yani. Vücudum durmuyor. Tamam git ya. Zaten sabit duramıyorsun. Allah Allah ya. Vallahi sıkıntılı ya. Bana diyene bak. Daha deli tutturamıyor. Sabit durmuyormuş bu arada. Parmağını sabit tutmak çok zormuş. Nasıl terleyeceğim ya? Neyse, bu başka şeyin konusu olsun. Terleyemiyoruz şu an. Yazın yapmamız lazımdı bunu. Bir türlü yaz gelmiyor ki bu sene. Geliyor mu aklına bakacak başka bir şey? Ya geliyor ama yani videoda olmaz yani, öyle söyleyeyim. O gelmesin. Öyle şeyler gelmesin aklına. Evet, sıradaki mikroskop videosunda bakmamı istediğiniz şeyler varsa onları bana yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.